O gün neden bu kadar kötü bir başlangıç? Şimdi buradan başlayalım. Madde madde gidersek acaba hangisi daha fazla? Sergen Yalçın mı formsuz? En çok sorulan sorulardan biri bu. Yoksa oyuncuların bireysel performanslarında bir sıkıntı mı var? Yoksa transfer planlaması Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıldı ama acaba yanlış mı yapıldı? Transferlerden ne kadar katkı alınıyor? Yoksa yaşanan talihsiz sakatlıklar mı? Hangisi ne kadar etkili bu Şimdi performansın madde madde yazarsak, eleştirilmesinde? 1, 2, 3 diye sıralarsak ben 1'e Sergen Yalçın'ın performansını yazmam. 3'e, ilk 3'e yazarım ama Peki. 1'e yazmam. 1'de kesinlikle yani oyun planının vesaire kenara bırakıyor. Beşiktaş geçtiğimiz sezonki oyun planından çok farklı bir oyun planı uygulamadı. Burada oyun istikrarında yaşanan sıkıntı, sezonun başında iyi bir Beşiktaş vardı. Sonrasında yaşanan bir sıkıntı var. En büyük pay 12-13 tane futbolcusunun kısa süre içerisinde, çok kısa süre içerisinde sakatlık yaşamasıydı ki bunların birçoğu uzun süreli sakatlıklardı. Şimdi siz sadece 10 günde 10 oyuncu kaybetmişti bir ara Beşiktaş. Dortmund maçından sonraki Evet. 10 günlük periyotta 10 oyuncu. Kolay değil. Her gün uyandığında Beşiktaş camiası bir sakatlık haberi veriliyordu resmi siteden. Bugün bu oyuncu sakatlandı. Ertesi gün bir tanesi de. Hatta artık öyle bir noktaya gelmişti ki bir bilgilendirme yapılmasın isteniyordu yani taraftarlar tarafından. Yine sakatlık zannediliyordu Evet. çünkü. Yani çok fazla olmaya başlamıştı. Elbette bu sakatlık konusunda da düşünülmesi gereken şeyler var. Neden? Çünkü eğer siz 11 oyuncunuz 14 kez adale sakatlığı yaşıyorsa çok normal değil. Birkaç tanesi elbette diyebilirsiniz ki bu süre içerisinde tempodan olduğu yüksek tempolara çıktık Şampiyonlar Ligi'nde vesaire ama 11 oyuncu 14 kez olmaz. Bunun elbette bilimsel bir sebebi olması gerekiyor. Antrenman ya da çalışma, kondisyon, fizik kondisyon açısından sebebi olması gerekiyor. Şimdi bir bu, ikincisi bireysel performanslar oldukça kötü. Sadece 11'e transfer edilen, Şampiyon Ligi olarak düşünülen Batshuayi, Alex Teixeira vesaire geçtim. Yedek kulübesi de öyle. Çıkış yapan bir tane oyuncu yok. Geçtiğimiz sezon sürpriz çıkışlara çok alışmıştı Beşiktaş Evet. taraftarı ve Sergen Hoca da. Yani örneğin Kaylarından bir performans beklenmiyordu Beşiktaş'ta. Adı listeye bile yazılmaması durumuna gelinmişti sezon başında. Ama sezonun gizli kahramanlarından biri Kaylaren oldu. Ya yani üç isminden bir tanesiydi en azından Beşiktaş'ta. Şimdi bu sezon bir çıkış var mı Beşiktaş'ta? Tüm mevcut kadro içerisinde herhangi bir oyuncu üstüne koyan ya da takımı taşıyan, bireysel performans İşte açısından çok Sergen öne geçen Yalçın da yok. tam bu noktada eleştiriliyor. Geliyorum. Neden birini geçen sezonki gibi kazanmadı diye. Şimdi geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Hoca bazı şeyleri zorunluluktan yaptı, bazı şeyleri kendi kafasındaki planlara göre uygulamıştı. Örneğin Ersin Destanoğlu zorunluluk değildi. Sergen Hoca Ersin'i tercih etti. Yabancı kaleci Israrla transferi da yapılmamasını tercih etti. Arkasında durduğu savundu, Ersin evet. iyi bir performans verdi Beşiktaş'a. Ve haklı çıkardı. Rıdvan keza öyle Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Arkasında durdu çünkü oynatmaya başladı. Caner Erkin'i Rıdvan var diye gönderdi Sergen Hoca ki arkasında durdu. Bugün gelinen noktada doğru bir karar aldığını görebiliyoruz. Onun dışında Larin biraz zorunluluktu. Beşiktaş'ın o dönem belki hatırlamaz bazı izleyiciler ama Enkudu vesaire sakattı. Larin sol kanatta oynamak zorunda kalmıştı. Çok iyi performans sergiledi. Bir kez daha denendi. Tabii bu zorunluluk derken şöyle. Sergen Hoca bunun testini bir kez yapmıştı bir hazırlık maçında. Ve sezon içerisinde görebiliriz demişlerdi ama fırsatı geldiğinde değerlendirilmişti. Tuttu. Ama bu sezon şimdi yer değişikliği yapılan oyuncu var mı? Yok. Öyle bir genç atayım da arkasında durayım gibi bir durum var mı? Yok. Mesela Can Bozdoğan'ı Sergen Hoca'nın daha fazla oynatması Yer gerekiyordu. değişikliğine Salih'i örnek verebilir miyiz? Ama ya da biraz daha geride oynayan bir Salih, biraz daha önde denendi ve sanki bu konuda da biraz şikayet ettiğiyle alakalı haberler de çıktı. Salih'in kendi iç dünyasında böyle bir problem var. Evet, doğrudur. Belki de Sergen Hoca ile konuşmuştur bu konuyu. Bunu bilmiyorum. Ama Salih'in böyle bir durumdan sebep performansında sıkıntılar Düşüş oldu. yaşadığını düşündüğünü biliyorum. Neden? Alanyaspor'da oynarken Salih savunmanın önünde Evet. geriden oyun kuran oyuncu pozisyondaydı. Yani aşağı yukarı bir Pjanić. Alanyaspor'un Pjanić pozisyonundaydı oyun kurma görevi açısından. Ama bu sezon ileride
forvetlerin arkasında 3. bölgede oyunu açması beklenen oyuncu pozisyonuna düştü. Salih bunun sıkıntılarını yaşıyor. Şimdi bu konuda haklı olabilir ama Salih Uçan ilk kez burada oynamıyor. Kariyeri boyunca oynadı zaten. Hatta ilk çıkış dönemi buradaydı, bu mevkideydi. Zaten esas oynaması gereken yer orası. Ama kendisi belki beklenti de daha geride oynadı ve iyi performans geldiğinde bunda Beşiktaş'a attı. Ama bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkacak. Josef'i mi oynatmayacak Sergen Hoca ya da Pjanic'i mi oynatmayacak? Dolayısıyla siz Beşiktaş formasını ilk 11'de giymek istiyorsanız size Sergen Hoca'nın Josef'in önünde verdiği formayı almanız gerekiyor ön tarafta. Hı hı. Yani bunun bir bahanesi olamaz artık bu saatten sonra. Çünkü Josef de Souza gibi sağ içinde olduğunda ya da sağ içinde olmadığında Beşiktaş'ı çok fazla etkileyen bir oyuncu profili var. Bir de Pjanic var. Yani Pjanic belki de bugünkü olumlu, bir nebze olumlu performans olarak sayabileceğim isimlerin arasında başta Pjanic geliyor benim için. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Sergen Hoca'nın burada Gökhan Töre mesela, Raşit Gezal'ı üst üste kötü oynadığı maçlar vardı, kesmedi. Hı hı. Gökhan Töre'ye oynatmadı. Çünkü Gökhan Töre de bir şey vaat etmedi. Buradaki en büyük sıkıntı belki Enkudu olsaydı orada farklı bir hamlesi olabilirdi Sergen Hoca'nın. Yani Enkudu'yu zaman zaman oyunun içerisinde 11'de görebilirdik. Sezonun başlangıcında varken Beşiktaş'ın oyun yapısı biraz daha iyiydi, daha farklıydı. Şimdi 1'e sakatlığı yazıp 2'ye bireysel performansları yazarken tabii ki 3'e de Sergen Hoca'nın da hem Avrupa'da hem ligde aynı oyunu oynama arzusunu yazarım ben. Yani adına formsuzluk diyemeyiz diyorsun. Yok, Sergen Hoca'da da bir formsuzluk var elbette. Yani bunu kendisi de zaten kabul eder yani. Sonuç itibariyle elbet sakatlıklar vesaire çok etkiledi oyun planını ama Sergen Hoca da şöyle bir şey. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bütün maçlarda Beşiktaş, Ajax maçı dışında hep alıştığımız Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren oyun yapısıyla sahaya çıktı. İlk 20-25 dakika inanılmaz baskılı ama sonrasında gol gelmiyor, gol diyorsunuz ve oyun modu düşüyor. Dolayısıyla Beşiktaş hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige aynı oyunu oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sonuçlar alınca oyuncuların psikolojisi dağıldı. En büyük problem de burada noktaya girdi. Psikolojileri toparlamadı, bu sezon sıkıntı yaşanıyor. Bireysel anlamda takım halinde oyuncuların Şampiyonlar Ligi mağlubiyetlerinden sonra özellikle psikolojinin toparlamalarında ciddi problemler yaşanıyor. Şu an milli arada bu konuyla ilgili çalıştığını biliyorum. Dün de bu konuyla ilgili görüştüm bazı kişilerle. En azından elinde olan oyun, milli takıma gitmeyen oyuncular söyleyeyim. Beşiktaş'ta Pjanic, Vida, Atiba, Larin ve Nsakala dışında Ersin, Rıdvan ve Kenan Karaman milli takımlarda elinde olan oyuncularla bu konuları sık sık görüştüğünü biliyorum. Bir küçük örnek vereyim hemen. Bunu destekleyecek. Trabzonspor maçının sonunda yenilen gol tamamen disiplinsizlik. Neden? Çünkü Trabzonspor maçının sonunda Beşiktaş'ın yedek kulübesinden Sergen Hoca oyunculara hücum edin diye talimat vermedi. Çıkmayın diye talimat verdi. Herkes hücum etti. Çünkü neden? Az önce bahsettik, kahraman olma duygusu. İşte Mustafa Muhammed'den bahsederken böyle bir cümle sarf etti. Beşiktaş'ta bütün oyuncuların şu an kahraman olmaya ihtiyacı var. Muhtaçlar bu duruma. Gezal'ın da var. Larin'in de var. Larin gerçi 2-3 gol atınca hemen biraz eleştiriler bertaraf edildi, etti yani bir eleştiriler ama Larin'in, Başuay'ın, Alex Teixeira'nın özellikle yani birçok oyuncunun Nsakala'nın yok. O da ortada yok. Nsakala'yı şimdi mesela Nsakala tercihi, bu da eleştirilebilir noktalardan bir tanesi Sergen Hoca'nın. Çünkü neden? Mesela Rıdvan'ın iyi oynadığı maçtan sonra bile Rıdvan'ın kesildiğini gördük biz. Bu Rıdvan'ı ileri götürmez ki. Geri götürür. Peki. Şimdi birkaç detay daha soracağım sana ama Nevzat'ın da fikirlerini merak ediyorum. Özellikle geçen sezonla bu sezon arasında siyahla beyaz gibi bir fark var. Acaba sana göre neden? Şimdi bir Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın ilk kez bulunduğu bir arena tecrübesi olmasını anlayabilirim. Ve ben Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı Sergen Hoca'nın tecrübesizliğine bağlıyorum. Yani bir sonraki sezon böyle olmaz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde olursa Sergen Yalçın performansı.